24 ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Bu hafta da son derece hareketli bir gündemle karşınızdayız. Sizler hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. İsterseniz haftanın başlıklarını her zamanki gibi birlikte bir göz atalım. Fransa'da protestolar sürüyor. Batı savaş görüntülerini film gibi izliyor ve hiç endişeli görünmüyor. Gözler ABD'de sınırına dayanan binlerce göçmende, göçmenlere karşı gerektiğinde vur emri verilmiş. Bakalım bu meselenin sonu nereye varacak? Dünyada göçmen sorunu artarak devam ediyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerginliği yürekleri ağza getirdi. Çünkü kimse yeni bir Suriye meselesi istemiyor. Soros'un Açık Toplum Vakfı Türkiye'den çekiliyor. Bu ne demek hocam? Konuşacağız bunu. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, polis baskınına uğradığı banka kara para aklama soruşturmasının merkezinde. 24 Ekim'de Suudi Arabistan'a giden Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan biliyorsunuz haber alınamıyordu. Gabon Cumhurbaşkanı'nın Fas'a gideceği açıklandı. Aslında Gabon'un yeraltı yerüstü zenginliklerine, Afrika ticaret yollarının neresinde olduğuna, çatışma bölgelerine yakınlığına bakınca bu kayboluş hiç hayra alamet değil gibi duruyor. Birleşmiş Milletler'de Suriye için hazırlanan rapor çocukların ne kadar canice katledildiklerini ortaya koydu. Bazıları çarmıha gerilerek öldürülmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hız veriyor içeride. Bildiğiniz gibi Erdoğan Güney Amerika turunda önce Arjantin'de düzenlenecek G20 liderler zirvesinde. Yılın son kritik MGK toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda yayınlanan bildiri dikkat çekti. Ben birkaç başlık dile getireyim sizlere burada. Suriye'de oldu bittiye göz yumulmayacak dendi. En büyük tehdit Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması olduğu söylendi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aleyhine hiçbir şeye geçit yok açıklaması yapıldı. Muhtemelen herkes mesajı aldı. Tüm bunları konuşacağız ama hocam haftanın analizine isterseniz Fransa'dan başlayalım. 24 Kasım'dan beri biliyorsunuz akaryakıta konan ek vergiler nedeniyle Paris başta olmak üzere Fransa'nın birçok şehrinde protestolar vardı. Yaklaşık 1600 gösteriye 106 bin kişi katıldı. Olaylarda şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. 794 kişi gözaltına alındı. 9 eylemci 4'er ay hapis cezası aldı. Fransa'dan gelen görüntüler savaş sahnesini aratmıyor. Her yer tam bir mahşer yeri. Kan gövdeyi götürüyor. Irkçı saldırılar var. Özellikle Müslümanlara karşı saldırılar olduğu söyleniyor. 10 günde şirketlerin ciro kaybı %24. Ne dersiniz? Bir tek biz mi kaygılıyız? Çünkü dünyadan çıt çıkmıyor desek yeridir. Muhtemelen sesleri kısıldı. Hani soğuklar geliyor ya. Ama bu kafayla devam ederlerse bu boğaz hastalıkları akut duruma geçecek gibi. Ne dersiniz? Yani şöyle şimdi Gezi olaylarıyla kıyasladığımızda Gezi olaylarına dünya medyası işini gücünü bıraktı. 24 saat Türkiye'de iç savaş var, sokaklarda cesetler var filan gibi yalan yanlış haber yaptılar. Ve birçok Hollywood artisti kendi sözde insani duyarlılık adına kendi Twitter, sosyal medya hesaplarından da o propaganda yaptılar. Dolayısıyla süreci yöneten akıl şu an Fransa'da bu olayların karışmasının dünyaya duyurmasını istemiyor. Çünkü dünya medyası %96 oranında zaten tekel. Şimdi Fransa'da Macron'la Trump arasında bir kapışma var. Trump Macron Avrupa ordusu kuracağız dediğinde Trump eğer biz olmasaydık şimdi Almanca konuşuyorsunuz olurdu. Demişti. Kavgada söylenmez. Evet. Arkasından hemen Fransa'da olaylar başladı. Geriye gidelim. Kitleyi kim kışkırtıyor? Şimdi bu sarı yelekler denen kitle, sarı yelek Fransa'da araçlarda olunan, zorunlu olan yelek. Yani bir sembol şeklinde işte turuncu devrimi, Arap Baharı, burada da sarı yelek devrimi gibi. Kitle ne sağcı ne solcu aslında. Sanal yerliler diyorum ben bunlara. Sosyal medyanın yapay zekasının yönlendirdiği kitle bu. Yapılan anketlerde soruyorlar niye sokağa çıktın? %27 oranında akaryakıt için çıktık diyor. %73 oranında ülkemize sahip çıkacağız diyor. Şimdi düşünün Gezi'de İstanbul'a sahip çıkacaklardı. Dolayısıyla bu yüzyılda ülkelerin siyasal hareketlerde sosyal medyanın rolü çok önemli. Burada da Facebook Fransa'da çok etkin şu an. Organizasyon Facebook üstünden yapılıyor. Çünkü 2000'den sonra
büyüyen gençler, çocuklar artık genç oldu. Bunların yapay zekasını, yapay zeka bu çocukların annesinden, babasından, devletinden, öğretmeninden daha iyi bu çocukları birey olarak tanıyor. İstediği gibi yönetme gücüne sahip. İngiltere'de Brexit olayında yine Facebook kaynaklı bir şirket devreye giriyor. Amerika'da yine aynı şirket devreye giriyor ve sonuçlarda ciddi anlamda etkili oluyor. Amerikan Kongresi'nde Facebook sorgulandı. Cambridge Analytica, İngiltere'deki şirketin ismi. Bu şirketin yatırımcısı 15 milyon dolarla Trump'ın çok yakını olan Steve Bannon diye biri. Yani İngiltere'deki Facebook krizinin, Brexit olayında ortaya çıkan Facebook'ta insanların oya yönlendirmesinin neden olan şirket Cambridge Analytica şu an kapandı. Bunu Amerika'da kuruyor. Ve aynı şirket Facebook'tan bilgileri alarak da Amerikan seçimine müdahil oluyor. Önce böyle bakmak lazım. Bu tür yetenekler var. Şimdi Fransa Avrupa'nın en ilginç ülkesi. Yani marjinal dediğimiz bireysel düşünen ciddi bir kitle var. Şimdi De Gaulle 1968'den önce Amerika'ya diyor ki siz diyor altın karşılığı olmadan dolara basmaya hazırlanıyorsunuz. Siz diyor bizim altınları bir verin bakalım diyor. 1968 olayları çıkıyor. Yani bunu da Fox TV stüdyolarında hazırlıyorlar Amerikalılar. Yani bir problem olduğunda siyasal bir problem kitleyi ayaklandırma deniyorlar. Şu anda da Fransa'da sokağa çıkanlara bakarsak bir kitle sokakta. Biz bunu Brezilya'da gördük, Hong Kong'da gördük, Ukrayna'da gördük, İstanbul'da gördük, Arap Baharı'nda gördük. 21. yüzyılın en önemli şeyi kitleyi kimin kontrol ettiği. Peki kitle niye sokakta? Ayrıca Fransa'da bir hayat pahalılığı zaten var. Bunu dizayn edemiyorlar. Önemli olan bu kitleyi etkileyecek güç kimde? Tam buradan girebilir miyim? Evet. Biliyorsunuz Gezi olaylarıyla da ilişkilendiriyorlar. Evet. Gezi olaylarıyla ilişkilendirince hemen aklımıza böyle Soros imzası geliyor. Evet. Gerçi geçtiğimiz günlerde gazetelere şöyle bir haber düşmüştü. Soros'un Açık Toplum Vakfı Türkiye'den çekiliyor diye. Hani tası tarağı Türkiye'den topluyorlar desek fazla safiyane bir durum olur. Ne diyorsunuz? Nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Yani ifşa oldular. Rusya'da Soros vakıflarında çalışanları vatan haini ilan ederim diyor Rusya. Kanun. Çok önceden yaptı bunu. Soros Macaristan kökenli bir Yahudi'di. Macaristan'da bile yasaklandı. Üniversitesini de Viyana'ya taşıyor şu anda. Artık bu kitle ayaklanmalarından sonra her ulus devlet akıllandı. Kim var arkasında? Ve bu tip vakıfların insani değerlerle özgürlük, hak, eşitlik, kadın, çocuk hakları filan diyerek aslında kitlenin duyarlılığını sömürerek de bir ülkede siyasal hesaplar endeksli, iç kargaşa çıkarttığını ve bunları finanse ettiğini hemen hemen birçok devletin istihbaratı ortaya çıkardı. İfşa olmuş bir mekanizma. Yeni bir şey deneyecekler. Türkiye'de FETÖ ifşa oldu. Arkasından Soros ifşa oldu. Yani endeksli birbirine zaten. Şimdi her ne kadar Soros Türkiye'den çekilse de bırakacak mı? Hayır. Başka bir yöntem bulacaklar. Ve yeni olan yöntem yine sosyal medya endeksi devam edecek. Şimdi aynı şekilde bir iddia daha var ama hocam. Biliyorsunuz işte Almanya'da gazın bittiği ve oraların da karışacağı ya da hareketleneceğiyle ilgili de bir iddia var. Şimdi bu iddiayı biz 3 yıldır zaten söylüyoruz. Almanya, Bavyera ve Berlin üzerinden karışacak. Şimdi dünya yeniden dizayn oluyor. Her ülkenin kendi bir toplumsal yapısı var. Ulus devletler maalesef şu an kitlesine hakim değil. Bireyselleşmiş, yalnız yaşayan insanlar ve sürekli olaraktan işte buradan etkileniyor. Buradaki akıl kimse bireyi o yönlendiriyor. Şimdi Almanya ve Fransa yeni bir Avrupa ordusu diyor. Bu ordu Rusya'ya karşı değil, bilakis Amerika'ya karşı. Yani bağımsız var olma mücadelesi veriyorlar. Ve birinci ve ikinci dünya savaşından sonra tüm şeyleri Amerika'ya kaptırdı. Amerika'da, Almanya'da 40 bin Amerikan askeri var ve üsleri var. Şu an Almanya'nın kendisi karmakarışık. Bir imparatorluk askerleri var, bir Nazi grup var, yükselen, bir ayrıca ırkçı grup var. Dolayısıyla kaşınmaya müsait. Yani sosyal medya endeksli darbe girişiminde bulunan askerleri tutukladılar orada da. Yani görünürde tutukladılar. Evet. Böyle birkaç kişiyi. Çünkü Almanlar şu an bilinmiş vaziyette hesabını soracağız diyorlar. Peki. Dolayısıyla bakın son bir cümle söyleyeyim. Burada 21. yüzyıl dizayn ederken her ülke üstünde hesabı var.
burada da en önemli şey kitleyi kim ayaklandıracak? En büyük silah kitle ayaklandırmaları bu yüzyılda. Fransa'yı da öyle okumak lazım. Siz ne dersiniz bu güçler savaşında sokak hareketliliği gerçekten her yerde. Mesela İran'da da görüyoruz, Fransa'da da görüyoruz, işte Almanya diyoruz. Şu anda ciddi anlamlı bir enstrüman. Şu anda mesela sadece savaş ürünlerini sadece bir silaha ve savunma teknolojisine bağlamak doğru değildir. Hocamın da söylediği gibi buradaki bu akıl şu anda asimetrik alanda, asimetrik yöntemlerle devletler hukuku kurallarını çiğnemekle karşı karşıya. Şu anda biz esasında hep başından itibaren devletler hukukunu benimsemişlerle devletleri kendi şirketleri alanları olarak görenlerin arasında bir mücadelenin ortasındayız. Tam da ortadayız. O nedenle hep onu diyoruz ya, devletler arasında kriz olabilir ki şeyde Kennedy'nin de söylediği gibi kalıcı düşmanlıklar yok. Sonuç itibariyle devletlerin çıkarları nedeniyle masaya oturulur ve bir şekilde bir noktada anlaşılır. Ama bu devletler hukukunu çiğneyenlerin böyle bir derdi yok. Yani üst akıl dediğimiz insanları sokak hareketleriyle devletlerin dizaynını, iç siyasetini renklendirenlerin derdi devletler hukuku sınırlarını korumak değildir. Her ne olursa olsun karşıt bir devlet olmuş olsa da hukuka dayalı bir sistemle yola devam ederse onunla anlaşmak mümkündür. Ama sokağın diliyle, asimetrik yöntemlerle, devreye girenlerle anlaşmak zor. Zaten bu nedenle şu anda sıkıntının tam ortasındayız. Ne dersiniz hocam? Evet, tabii bunun arkasında nihayetinde ne var? Yani hangi mantık bunları üretiyor diye baktığımızda tabii küresel emperyal güçlerin aslında sadece burada bir Amerika ya da bir başka ülkeyi de zikretmek değil. Bu ülkeler içerisindeki görünmeyen yapıların bir hesabı var, bir oyunu var, bir oyun kurması söz konusu. Dolayısıyla bütün ülkeler açısından Avrupa ülkeleri dahil bu risk söz konusu. Fakat kendi açımdan baktığımızda, yani kendi ülkemize baktığımızda hakikaten Türkiye bu konuda çok deneyimli. Türk milleti gerçekten bu konuda hem geleneksel hem manevi değerlerini de kaybetmediği için gerçekten bu işin panzehiri bu. Yani o milli ve manevi değerleri kaybetmeyen uluslar bu süreçten çok sağlıklı çıkacaklar. Geri kalanlar için aynısını söyleyebilmemiz güç. Çünkü neden bunu söylüyorum? Hani burada bir ideolojik yansıtma yapmıyorum. Şunun için. Çünkü sosyolojik açıdan baktığımızda toplumu bir arada tutan işte bu değerler. Eğer bu değerlere sahipseniz tabii ki bu tür krizlerden de daha fazla başarılı olma, başarılı bir şekilde çıkabilme, atlatabilme şansınız yükseliyor. Ancak bir konu var. O da değinilmesi gerekir. Dikkat edin. Hani siz de bahsettiniz. Fransa da yanıyor. İki kişi ölmüş, bine yakın Batı adam. Batı medyası susuyor. Dikkat edin, hiç susuyorlar yani. Hani aynı Gezi benzeri diye eğer karşılaştırma Gezi'den yapacaksak. Gezi'den daha fazla bir şey. Çok daha fazla. Olmasına hayır, rağmen. Bir de şey dediler. Evet. Herhangi bir insan hakları ihlali yoktur dediler. Evet. Böyle şimdi, açıklama yaptılar. Şimdi müsaade edinize ben buna biraz değinmek istiyorum. Bakınız kavimler göçü, milattan sonra kavimler göçünden 1789 Fransız ihtilaline kadar yaklaşık 1500 yıllık bir süre geçmiştir. İlk ve orta çağ bu dönemde yaşanmıştır. Bu dönemde bu süreç özellikle kilise baskısı ve feodalizm Avrupa'ya iki şey öğretmiştir. Bir, özgür düşünce ve bilgi üretmenin ne kadar önemli olduğunu. İki, bu iyi bir şey ama bunun dışında da sömürgeciliği adeta sosyolojik olarak kültürel bağlamda genetik kodlarına işlemiştir. Yani aslında bundan sonraki süreçte, belki bin yıllık süreçte de Avrupa'nın yine bu perspektifte rol alacağını ya da hareket, aksiyon göstereceğini düşünmemiz mümkün. İşte bu sömürgecilik ve pragmatizm aslında kendi şiddetini normalleştiren, fakat başka bir yerde bir mesele olduğunda bunu adeta devasa boyutlara çıkarıp ülkeleri sömürgeleştiren ve bu surette de ortaya çıkan gücü politik baskı şeklinde o ülkeleri ayrıştıracak şekilde kullanma eğiliminde içerisinde olan bir yapıyla karşı karşıya, bir anlayışla karşı karşıyayız. Fakat çok enteresan da bir şey oldu. Onu da burada paylaşmak isterim. O da şu. Bakınız evvelki kadar, yani geçmiş yıllardaki kadar uluslararası medyanın da çok fazla etkili olamadığını görüyoruz. Yani uluslararası medyanın gücü de bu anlamda eski uluslararası medya gücü kadar olmamış. Neden? Bunun iki sebebi var. Bir,
özellikle çok kutuplu sistem, çok merkezli bir hale geldikten sonra Amerika ve Avrupa dışında da yeni yeni ekonomik ve siyasal merkezler oluştu. Ve buralarda da yeni güçler ortaya çıktı. Bu diğer dominant güçler üzerinde de bir nötrleyici etki yarattı. İkincisi de Türkiye. Evet, bakınız Türkiye'nin hakikaten inanılmaz bu noktada çabaları var ve başarıları var. Nedir? Hatırlayın, Kaşıkçı olayı eğer Türkiye bu süreci düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, kararlı bir şekilde yürütmeseydi ne olacaktı? Bir düşünün. Yani belki Suudi Arabistan'ın adı bile geçmeyecekti. Hedefte bir Türkiye olacaktı ve işte kötülenen, işte cinayetlerle anılan bir ülke konumuna belki bizi sokulmaya çalışacaktı. Ama şu an Türkiye'nin özellikle medyayı, uluslararası medyaya karşı yürüttüğü medya gücü, evet yönetimler çifte standartta olsa da bu yönetimleri altındaki toplumsal kitlelerin algısını doğru yönde şekillendirmeyi belirli ölçüde başardı. Bu da çok önemli bir. Bunun bir tezahürü de nedir biliyor musunuz? Bu hatırlarsanız Kudüs tasarısında 128 oy var ya, o hakikaten küresel kolektif davranış biçimi şeklinde bir küresel sosyal hareket üretti. Hani bugün işte mesela karşılaştığımız süreçte daha biliyorsunuz iki gün önce işte Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanı G20 zirvesinde bakın konuşulan konulara. Türkiye'nin 12 tane bakanlık düzeyinde ve sayısız da teknik düzeyde çalışmaları var bu konuda. Ne diyor biliyor musunuz? İki şey var. Bir Türkiye açısından olayı ele alıyoruz. Bir de Türkiye'yi aşan aslında Amerika'nın özellikle tek taraflı işte kendini sözde korumacı tutumunun dünya ekonomisi üzerinde yarattığı krizi anlatıyor Türkiye. Yani dolayısıyla burada hakikaten evet bu çifte standartlı davranışlarını uluslararası medyanın görüyoruz ama buna karşı da çok ciddi bir gücün ortaya çıktığını da görmemiz lazım. Peki buradan yüzümüzü kuzeye, Karadeniz'e dönelim mi? Burada ana neden şu. 21. yüzyılda Amerika'daki çatışan küreselciler dediğimiz güçle Trump ve arkasındaki dinci ekibin Fransa üstünde hesaplaşması var. Macron Rothschild çalışanıdır. Onun memurudur. Yani bir Rothschild cumhuriyetidir Fransa. Afrika'daki yönetimi. Çatışmalar, yönetimi öyle. Dolayısıyla bu kez orada kitleyi kışkırtan global medya küreselcidir. Kitleyi kışkırtan bu kez Amerikan istihbaratı. Bu nedenle global medya bunu bastırıyor, yer vermiyor. Peki, buradan yüzümüzü kuzeye dönüyoruz, Karadeniz'e dönüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde bu çatışmaya kadar varan Kerç Boğazı'nın denetimi üzerine biliyorsunuz bir kriz çıktı. Şimdi bu krizi değerlendirelim. Şöyle ki biliyorsunuz Kırım'ın ilhakından sonra iki ülke arasında sürekli zaten gerilimler yaşanıyordu. Mesela hatırlayın geçenlerde İstanbul Patriği'nin desteğiyle bağımsızlığına kavuşan Ukrayna Kilisesi meselesi de vardı. Moskova'nın Ukrayna'dan geçen batı hattını bypass eden Türk akımı projesi de aynı etkiyi yaratmıştı. Şöyle diyelim, Sevil, bu kriz sadece iki ülke arasındaki küçük bir kriz midir? Yoksa Doğu-Batı arasındaki güç mücadelesinin bir cephesi midir? Ne dersin, Karadeniz'de Pandora'nın kutusu açılıyor mu? Şimdi biz başından itibaren hep sürekli programlarda falan senin de programında buna değinmiştik. Belki de hatırlatmakta yarar var. Başından itibaren Batı'nın Rusya'nın ikinci çöküşünü dizayn etme arzusunun altında ciddi nedenler yatıyordu ve Ukrayna'nın bir anahtar argüman olarak görüyordu. Şimdi bu Bismarck'a baktığında bunun aynısını görüyorsun. İşte daha sonra Brzezinski'nin kitabında atıfta bulunduğu yorumlara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Ne diyor? İşte Rusya'nın ikinci çöküşünü yaşatmak istiyorsan Ukrayna'nı al onun elinden diyor. Şimdi burada esasında çok enteresan bir, demin Fransa'dan bahsetti Abdullah Bey. Burada Almanya'nın da hem birinci hem ikinci Dünya Savaşı içerisindeki tutumu ve sonraki pozisyonunda Anglo-Sakson ittifakın
dayatmaları istikametinde bir gidişatı görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış noktasına baktığınızda da Almanların kuzeye doğru teşvik edilmesinin altında biraz da soğuk İngiliz aklının yattığını şimdi daha net görebiliyoruz zaten. Şimdi burada çok anlamlı bir şey var. Bunu yaptığınızda başından Ukrayna devreye girdiğinde kimi devreye soktular? İşte Polonya merkezli Soros'un çalışmaları vardı, doğrudu ama bunun devlet bazındaki görünür siması Almanya'ydı. Almanya bu süreç içerisinde Rusya'nın ilişkilerinin bozulması neticesinde ekonomisinin ciddi zarar gördüğünü hep ısrarla dile getiriyordu. Hatta hatırlarsanız Trump öncesi yönetimde, ismini belki yanlış hatırlayabilirim, Dışişleri Bakanlarından biri Poroshenko'yla görüşünde ısrarla yeni savaş ocağının açılmasını arzu ettiğini, Almanya'nın daha fazla Rusya'yla entriga içerisinde ve Rusya'yla kriz içerisinde tutamadığını dile getirmişti. Nedeni şu, ısrarla sadece Ukrayna üzerinden Rusya'nın ikinci çöküşünü değil, Rusya ile Batı arasındaki uçurumu da derinleştirmek, siyasi uçurumun da derinleştirilmesini istiyordu. Şimdi bakın ortada ne gibi bir durum var? Rusya başından itibaren hangi kozu oynuyor? Batı'ya diyor ki, boş ver Almanya, Amerika'nın ve İngiltere'nin sizin kaderinizdeki oynadığı rolü görmüyor musunuz? Biz beraber birlikte Avrupa'nın geleceğini dizayn edebiliriz. Amerikanlarla İngilizlerin buradaki pozisyonundansa beraber çözüm yolu bulalım demeye başladı. Ve bakın en sert tutum sergileyen Merkel giderek söylemini değiştirmeye başladı. Neden? Ciddi bir pazarı elden gidiyordu. Sonuç itibariyle baktığınızda ekonomisi zayıflamış, cebindeki parası azalmış devletlerin masadaki söylemi de eksik kalıyor. Bunu hep beraber görüyoruz. Şu anki Türkiye'nin pozisyonuyla 20 sene, 30 seneki Türkiye'nin pozisyonu aynı mı? Çünkü bir takım atılımlarla, bir takım adımlarla farklı bir noktaya evrildi Türkiye. Dolayısıyla burada bu kriz sadece Ukrayna ve Rusya arasında devreye girilmesi arzu edilen bir kriz değil. Bir defa bakın çok anlamlı bir şey, anlamlı bir dönemde baş veriyor. G20 zirvesi gündemdeydi. O olay o gün çıktığı dönemde Trump'la Putin'in görüşmesi söz konusuydu. Daha sonra Trump'ın bu görüşmenin olmayacağına dair bilgiler gelmeye başladı. Kremlin bu bilgileri yalanladı. Baktığınızda şunu görebiliyorsunuz. Burada Poroshenko'nun bir de seçimlerin ne kadar anlamı olduğuna bakmamız lazım. Şimdi adaylara baktığınızda Amerika'nın Beyaz Saray'ın en fazla üzerinde durduğu adayın Poroshenko olduğunu görüyoruz. Bu net, açık ve net. Yani bütün yorumlara baktığınızda, analizlere baktığınızda bunu karşınıza... Ama içeride çok fazla destek görmediği söylüyor. Şu anda Poroshenko'nun reytingi 20-22 bandında. Hatta çok aşağıdadı. Bunun da bazı hatta kendine yakın anket şirketlerinin üzerinden böyle bir yukarı rakam gösterildiği söz konusu. Bu bir iddia tabii ki. Diğer taraftan Timoshenko'nun hani bariz bir şekilde kimse tek başına bu seçimleri kazanmayacağına dair bir tablo söz konusu. O Rusya'ya Timoshenko, daha yakın. Şimdi değil. Dünden beri zaten Timoshenko Batı yanlısıydı ama gidişatın Rusya'yla ilişkilerin de düzeltilmesiyle bir noktaya varılacağını anlamış durumda. Neden? Çünkü Avrupa'nın mantığını benimsemiş durumda. Yani Amerikan mantığından değil, Avrupa'nın mantığından olaya bakmanın çıkarına, Ukrayna'nın çıkarına olacağını düşünüyor. Bu da kendisinde beraberinde Rusya'yla ilişkileri yumuşama getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Zaten Slav birlikteliği de var. Yani ortak yani bir kültürleri de var. Sonuç itibariyle evet Ukraynalılar bunu çok sevmiyor. Onlara aynı milletsiz dediğinizde ama sonuç itibariyle yani bir aile, bir gruptan yani bir etnik gruptan yani sonuç itibariyle bir belli bir medeniyet şeyinden zolağının bir parçası her iki taraf. Bunlara çok tarihsel boyuta girmeden şunun da üzerinde durmak istiyorum. Burada çıkış noktasına bakmak lazım. Neden şimdi? Mesela ortada bir şey yokken neden şimdi bu oldu? İkincisi Rusya'nın hani askeri gemileri falan devreye girildi denildi. Hayır, Rusya'nın askeri gemisi girmedi. Orada devreye giren sınır hizmeti denilen serhat koşunları, yani sınır ordusu denilen sınır, orada, sınır birliklerinin devreye girdiği bir şeyi görüyoruz. Şimdi ilkin bu
gemicilerin oradaki görevlilerin ilk 3 kişi tutuklandı. Onların ifadelerine bakıldığında ki Rusya daha ziyade bunu servis ediyor. Tabii kendinin çıkarlarını koruma amacıyla. Orada Poroshenko'dan bu emrin geldiğini, hatta evlerinden çıkarken orada bir çatışma çıkacağını, ailelerine de bu istikamette bir sözler söylediğini ifade ediyor. Bunun bir planlı oyun olduğuna dair fikir formalaştırmakta Rusya tarafı kendince. Zaten şunu da bu çünkü Rusya bakın Rusya için şu anda dedi. Rusya için böyle bir savaş ortamı gereksiz bir durum. Çünkü Rusya evet. Zaten Suriye'de itilmiş masaya tekrar masaya dönmüş oldu. Burada ben zaten başından itibaren Suriye'deki konumuna Ukrayna perspektifinden bakmamız gerekiyor diye ısrarla söylememin altında yatan şey de buydu. Suriye'deki pozisyonu Ukrayna'daki Ukrayna'yla arasındaki ilişkiler, Batı'nın Ukrayna'dan beklentileri istikametindeki yorumsuz okumak doğru değildir. Dolayısıyla burada bir seçimlere odaklanmak lazım. İki ABD neden böyle bir gerilimi arzu etti ki kanaat esas kanaat şundan oluşmakta. Ukrayna ABD'ye en azı danışmadan veya ABD'siz bu riske gidemez. Çünkü ciddi bir savaş ortamı Poroshenko açısından da akla yatkın bir durum değil. Ama o hal süreci devreye girerse seçimlerin ertelenmesi gibi veya seçimlerin daha sonra geçirilmesi gibi şey devreye girmesi söz konusu olabilir. Bunlar hepsi yorum. Bunlar hepsi bir iddia, çeşitli grupların, çeşitli analiz gruplarının vardığı sonuç bundan ibaret. Baktığımızda ise mesela o hal olduğu zaman işte sokaklarda bazı şeylerin olmaması lazım. İşte yani o hal atmosferinin Ukrayna'da olup olmadığına baktığınızda sadece Kiev merkezli böyle bir yansımanın olduğunu görebiliyoruz. Aslında biz çok önemli şeyler söyledim. Bu başlıkları parçalayarak giderim. Şöyle, hocam şimdi bu kriz neden şimdi yaşanıyor? Tamam böyle bir kriz var. Mesela tekrar soruyorum. Doğu Batı arasında güç mücadelesinin bir cephesi midir burası Ukrayna? Çünkü sürekli bu konunun altı çiziliyor. Biraz önce Sevil de altını çizdi. Neden şimdi yaşanıyor bu kriz? Ve bu kriz kimin işine yarıyor? Çünkü işte biraz önce söyledik. Ukrayna'da seçimler yaklaşıyor örneğin. Ve Poroshenko'nun çok fazla desteği olmadığı söyleniyor. Mesela baktığınızda anketler böyle diyor. Anketler böyle söyleniyor. İşte öte taraftan NATO üyeliği ve AB meselesi de var Ukrayna'nın. Yani bu durum Ukrayna'da belki bir işe yarayabilir. Ama öte tarafa bakıyorsunuz mesela Rusya'ya. İşte biraz önce Sevil de söyledi. Zaten Rusya Suriye'de bir savaşta. Orada bir cephesi var ve inanılmaz para harcıyor. Şimdi böyle bir şey varken neden kendine yeni bir cephe açsın? Bu çok mantıklı değil. Eğer böyle değilse, üstelik Avrupa ile tam AB ile arası ılımlaşıyordu. Yani bu demektir ki bu sorun çıkartır. Böyle bir sorunu kendisi için niçin uygun görsün? Eğer müsebbibi Rusya değilse bu olayın arkasında başka birileri var demektir. Buyurun. Evet, şimdi Batı kim, Doğu kim? Önce ayıralım. Batı, tek Batı yok. Avrupa Birliği Batı. İngiltere ayrı Batı. Amerika ayrı Batı. Bir de küreselci ayrı Batı. Dört tane Batı var. Şimdi Ukrayna'da Poroshenko ulus Amerikancısı, Trump'ın ekibi. Tymoshenko küreselcilerin, Avrupa Birliği'nin adayı. İki tane aday var. Şimdi öne çıkan bunlar. Bir de Rusya'nın adayı var ayrıca. Şimdi Ukrayna'nın bir jeopolitik önemi açısından ele alacağız. Bir enerji açısından, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından ele alacağız. Bir Çin'in bir kuşak bir yol projesi açısından alacağız. Bir Avrupa ordusu açısından ele alacağız. Şimdi eğer Ukrayna Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa ordusuna katılır mı? Şu an Avrupa ordusu gündemde tartışılıyor. İki, Ukrayna Türk akımı projesine karşı Amerika ile beraber. Şimdi 16 Kasım'da Amerikan Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Bunu da sonra da açıkladılar. İkisi de Türk akımına karşıyız diyor. Taraflar netleşiyor. Daha kimin tarafında çok da belli değil. Avrupa Birliği kendi ordusunu kurmak istiyor ve enerji güvenliğini sağlamak istiyor. Şimdi Avrupa'nın %30 enerji açığı var. Bunu da Rusya'dan karşılamak istiyor. Şimdi Ukrayna'dan
sağlanan gaz Ukrayna'nın kontrolünde vanalar sonuçta. Ama Ruslar bunu Ukrayna'nın kontrolüne vermek istemiyor. Türkiye ile bir Türk akımı anlaşması var. Almanya'ya da Kuzey Akım 2 anlaşması var. Hem Ukrayna hem Amerika ikisi de buna karşı. Çünkü Ukrayna diyor ki benim tüm kozum elimden gider eğer bu enerji giderse. Amerika da diyor ki eğer Avrupa'nın biz enerji güvenliğini Rusya'ya verirsek bu siyasal entegrasyonu getirir. Avrupa ordusuna Türkiye'nin katılımını getirir. Eğer Ukrayna'da iddiat değişip de Timoshenko'ya geçerse Ukrayna'da bizim elimizden gider diyor. Tam bu arada Avrupa ile Rusya yakınlaşmaya doğru giderken Merkel, Macron, evet, bizim Başkan Erdoğan, Putin Türkiye'de görüştü. Timoshenko oraya gelirse bu da tabii, tam kaymağı olur tabii, olayın. Tam bu arada ne diyor Amerika? Ben öyle bir kriz çıkartayım ki diyor. Hem Rusya ile Avrupa'yı karşı karşıya getireyim. Evet. Hem bu enerji projesine karşı çıkayım. Hem Ukrayna'da bir savaş havası varmış gibi sükun yönetimi ilan edeyim. Poroshenko istediğini tutuklasın. Sükun yönetimi de serbest. İstediğinin parasını el koysun. Seçim sürecini etkilemeye çalışıyor bir taraftan Ukrayna'yı kaybetmemek için. Çünkü sükun yönetimde parasını el koyabilirsiniz, tutuklayabilirsiniz, kurumları kapatabilirsiniz. Doğru. Gerektiğinde seçimi tabii erteleyebilirsiniz. Ukrayna daha da karışacak görünüyor. Şimdi Ukrayna bir kuşak bir yol, İpek yolu projesinin geçtiği güzergahlardan biri. Dolayısıyla Doğu dediğimiz mekanizma bir kuşak bir yol artık anlamı odur. Dünyanın en büyük ticaret projesi. Burada çok hesaplı, çok taraflı bir oyun var. Tek taraftan açıklayamayız. Yani Poroshenko ile ulus Amerikancısı Trump'ın kurduğu bir oyun var. Şimdi Azak Denizi, Kerç Boğazı. Şimdi burada Ruslar diyor ki gemileri bize bildirmediler diyor. Bu yani nedenle biz de almadık diyor. Uyarılarına rağmen uyardık diyor. Diyor. Muhtemelen doğrudur da. Normalde geçiyor, hiç problemi yok. Ama kendi yayınlarında verdiler bunu. Evet. Yani sesli beyan ettiklerine dair yayınlar evet, verdiler. Her ne kadar güvenilir bilemem ama kendi yayınlarında buna dair kanıtlı sesli görüntüler gibi evet, verdiler. Şimdi Azak Denizi Kırım şeyinde. 1954'te Kırım Ruslara verildiğinde orada Tuzla Adası verilmiyor ve bir 2003'te bir problem çıkıyor. 2003'te Rus-Ukrayna toplanıyor, bu işi çözüyor. Yani nasıl olacağına dair. Ama şimdi 2014'te Kırım alınca Rusya o anlaşma bitti arada diyor. Artık buralar benim diyor. Benim. Sonra anlaştılar. Kerç Boğazı konusunda da anlaştılar. İşte 2014'ten sonra Rusya tanımıyor şeyi. Ama şimdi bir provokasyon var. Bu provokasyon Ukrayna Rusya arasında evet, değil. Rusya'nın Avrupa'yla siyasal askeri olaraktan görüşmesinde ve enerji entegrasyonunda Avrupa ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek. Şunu demek istedim hocam. 4 sene önce verselerdi bu tepkiyi ben anlardım. Ama zaten tam da şey oradan şimdi bu provokasyon neden şimdi? Şimdi neden şimdi? Şu an Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlaması için Rusya iki koldan gidiyor. Biri Türk akımı, evet, biri Kuzey akımı 2. Bir de Avrupa ordusu kurulacak. Şu an Amerikan elinden kaybedilen evet, bir Avrupa. Bir de Ukrayna'da seçim var. Amerika 3 şekilde de kaybetmek üzere. Ne diyor şu anda? Hır çıkartıyor halk deyimiyle. Kavga çıkartıyor. Belki diyor bu sükunetinde karmaşada Timoshenko ölür belki diyor. Belki suikast düzenlenir. Ya Amerikalıların yapmadığı şeyler yani değil bunlar. Yani tek başına da güç değil Timoshenko ama Poroshenko da tek başına evet, bir reytingi yok söz konusu dolayısıyla değil. Burada da ittifaklar olması söz konusu. Evet. İşte Amerika'da sadece Poroshenko üzerinden hesap yapmak. Şimdi burada Rusya'ya Türkiye'yi de tavır almaya zorluyor bu noktada. Çünkü Kırım üstünde Türkiye'nin de karşı evet, çıktığı noktalar var. Şimdi oradaki probleme Türkiye'yi de müdahale etmek istiyor Amerika. Hem Avrupa'yı Rusya'ya karşı kışkırtmak istiyor hem Türkiye'yi kışkırtmak istiyor. Bunu uluslararası bir problem haline getirerek de burada bir provokasyon olduğu görülüyor. Net bir şekilde Rusya'nın şu an için böyle bir gerginle savaşa falan ihtiyacı yok. Çünkü Rusya Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'la Putin buluştu. Türk akımının açıklamasını burada gerekli şeyleri yaptılar. Ve Avrupa'da kendi ordusunu kuracak. Burada 21. yüzyılın dizaynında çok taraflı bir savaş var. Amerika'daki Trump, ulusalcı, dinci ekip bir tarafa, küresel mekanizma bir tarafa, Ukrayna bundan sonra kim yönetecek? Yani Ukrayna'yı Trump'ın Amerika'sının ekibi mi yönetecek? Yoksa Avrupa Birliği'ne entegrasyon mu yönetecek? Savaş bu ukyanın üstünde. Yani Amerika'daki iç savaşın, yani iç mücadelenin savaş derken Ukrayna üstünde yansıması. Yes, aynısını demin Eray Hocam söyledi. İşte Suriye Arabistan'da gördük. Aynısını FETÖ ve 15 Temmuz olayıyla Türkiye'de gördük. Birçok ülkede bu daha bir süre devam edecek. Evet. Yani Paris'teki ayaklanmayla
Ukrayna'daki şey birbirine paraleldir. Çok bunlar doğru. Birbirinden ayrı şeyler değil. Dolayısıyla akıl aynı. Çok fazla akıl yok dünyada. Ne dedik? 4 tane batı var. Rusya zaten Avrupa Birliği ile beraber entegre olmak istiyor. Obama 2015'te İngiltere'ye gittiğinde Brexit'i yapmayın. Almanları Ruslara doğru itersiniz diye demişti. Bir uyarı yapmıştı. Evet, doğru. Şimdi dediği gerçekleşiyor. Şimdi Türk akımına ve Kuzey Akım 2 Amerika ambargo uyguluyor, yaptırım uyguluyor, Rusya uyguluyor. Kaybeden hep Avrupa şirketleri ticari olarak da. Aynı zamanda 21. yüzyıldaki bir kuşak bir yolda Avrupa bu projenin içinde, dışında değil zaten. Evet. Dolayısıyla Amerika yalnız kalıyor. İran'a karşı da aynı şimdi şeyi İran'a karşı da aynı. Şu an İran'da da ama şimdi dünyada şöyle bir şey var. Tüm ulus devletler borçlu ve sıkıntılı. Halklarda sadece Türkiye'de, İran'da değil, ciddi anlamda giderek artan bir ekonomik sıkıntıyla en tabandaki vatandaş yüzleşiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu kez halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya endeksli operasyon çekiyor. İşte Ukrayna bir sonraki aşama bak. Seçimlerden önce yeni bir kalkışma göreceğiz. Evet. Yeni bir kaynaşma göreceğiz. Ama bu kaynaşmayı Ruslar da yapabilir. Kalkışmayı halktaki küreselciler de yapabilir. Ulus Amerikancılar da yapabilir. Üçünün de buna imkanı var. Yani artık sosyal medya üstünden kitleyi yönlendirmeyi önemli istihbarat örgütleri başarabiliyor. Çünkü hepsinde aynı veri var. 3 aşağı 5 yukarı. Bu nedenle Ukrayna'da aynen Fransa'da karışma gibi önümüzdeki süreçte sokakta halk hareketleri göreceğiz. Seçim öncesi de Ukrayna'da Poroshenko indirilebilir. Müsaade ederseniz ben bir iki ilave yapacağım. Önemli bazı hususlar var. Hani hatırlarsanız geçen sene bir cumartesi sabahı uyandığımızda Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'ye gitti ve şöyle dedi. Biz Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz hatırlıyorsanız. Bir yıl kadar oluyor. O zaman da ifade etmiştik. Aslında neye hazırlanıyor diye. Yani oradan asker çekmek değil de askeri anlamdaki tabirle siklet merkezi oluşturmak ya çalışıyor Rusya. Muhtemelen de bunun siklet merkezi yani ağırlık merkezi Ukrayna olacak diye ifade etmiştik. Ve muhtemelen de bir kriz olabilir diye biz tahmin olarak da yaz aylarına doğru diye beklemiştik. Fakat şimdi bu krizin ilk ayak sesleri ortaya çıktı. Deminki sizin söylediğiniz çok önemli bir husus var. O da daha henüz olacaklar tamamlanmadı. Yani olabilecek Ukrayna konusundaki olabilecekler daha mevcut ve bunlar olur mu olmaz mı ama olma ihtimali yeni kriz boyutları daha doğrusu bu krizin yeni boyutlara evrilme ihtimali olduğunu da bir kenara not edelim. Şimdi tabii nedir mesele diye baktığımızda aslında Ukrayna Rusya krizi değil bu. Amerika'nın Ukrayna üzerinden Amerika'nın Rusya ile problemi. Aslında aynı zamanda Amerika'nın Avrupa ile Avrupa'nın da Amerika ile bir problemi. Şimdi yıl 2003 şöyle bir açıklama yapıldı Avrupa Birliği'nden. Dendi ki biz Avrupa kol ordusu kuracağız. Hatırlarsanız o zaman ordu değildi. Kol ordusu kuracağız. Başına da bir sanırım o zaman yanlış hatırlamıyorsam bir İngiliz kor generali atanması vesaire gündeme geldi. Sonra 2003 yılında bu sönümlendi gitti. Tabii neden diye baktığımızda Amerika'nın Irak'ı işgalle doğrudan bağlantısı olduğunu daha sonra anladık. Ve iddia edildiği gibi aslında Amerika'nın Irak'ı petrol için değil, küresel enerji sistemini kontrol etmek için işgal ettiğini daha sonraki analizlerde bu sonuca ulaştık. Tabii neden küresel enerji sistemini kontrol etmek istiyor? Çünkü bu sayede enerji eşittir medeniyet denkleminin tam odağında bulunan Avrupa'yı da kontrol etmiş oluyor. Çünkü enerji olmadığı zaman burada tabii diğer yönüyle de şimdi daha net ortaya çıkıyor. Çin'i yani enerji olmayan ülkeleri kontrol edebilme ve dolayısıyla kendi karşısına bir süper güç, yeni bir süper güç çıkma ihtimalini de baştan önlemiş oluyor. İşte o yüzden Avrupa kol ordusu vesaire o süreçte sönümlendi gitti. Bir daha kimse de bahsedilmedi. Ancak şimdi işte Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra almış olduğu inisiyatiflerle bölgeyi şekillendirmesi ve bu paralelde de Kuzey Akımı ve Türk Akımı'yla Avrupa'ya Rusya'nın garantili bir enerji arzını sunabilme kapasitesi Türkiye ile birlikte dikkat edin Avrupa ordusunu da tekrar gündeme getirdi. Çünkü Avrupa ordusu bakın çok net benim yorumum şu. Avrupa ordusu eşittir enerjinin
güvenli bir şekilde Avrupa'ya ulaşmasıyla doğrudan bağlantılı bir husustur. Yani Avrupa kendi medeniyeti açısından enerji arzının güvenliğini garanti altına almadan Amerika'ya olan bağımlılığını bitiremez. Yani askeri yeni bir askeri inisiyatif de kuramaz. Ama bunu ayak sesleri işte Kuzey Akımı, Türk Akımı'yla başlayınca dikkat edin Avrupa bu sefer ordu şeklinde telaffuz edilmeye başladı. Bu Amerika'yı rahatsız ediyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir diğer husus da yani enerji ekopolitiğinde yeni denklemler Avrupa'nın lehine bu anlamda oluşması, Avrupa'nın enerji denkleminde yeni inisiyatifleri kazanma becerisinin artması işte bu Amerika'yı rahatsız eden en önemli faktörlerden biri. Diğeri de evet yani şimdi sessiz sedasız Rusya yani bir taraftan konvansiyonel bir çatışmayı önlerken aslında bir taraftan da kendi milli politikasını da adım adım geliştiriyor yani. Bir tarafta arkasında Çin, Hindistan, İran, diğer tarafta işte Türkiye ile olan entegrasyonu Avrupa'ya daha fazla demin hocam söyledi siyasal entegrasyonun artması bu çok önemli gelişmeler ve özellikle Suriye'deki Amerika'nın bütün çabalarına rağmen Rusya'nın çıkmamış olması bakın Rusya'ya pek çok saldırı da oldu orada pek çok provokatif olaylar da oldu ama buna rağmen Rusya her seferinde daha fazla mevzi kazandı ve Türkiye ile olan ilişkileri ve burada kurduğu denklem sayesinde de kalıcılığını daha da pekiştirmeye başladı. İşte bütün bunlar Avrupa özelinde Amerika'yı oldukça rahatsız eden ve gelecek açısından da Amerika'nın aleyhine oluşumları güçlendiren bir pozisyona doğru evrilmeye başlandı. Dolayısıyla Ukrayna'yı sadece Ukrayna üzerinden değil aslında küresel güç ama hangisi Donald Trump ekibinin özellikle Rusya ile olan mücadelesi bağlamında okumak lazım. Son cümlede burada da yine kilit Türkiye. Şimdi ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland şöyle demişti. Biz Kuzey Akım 2 projesini yavaşlatacak veya durduracak enstrümanlarımızın tümünü henüz harekete geçirmedik. Evet. Yani i̇şte burada bu deminkisi, yani daha bütün anlattığımızı aslında hepinizin anlattığını aslında o kadar güzel özetliyor ki bu cümle söyledikleri şey. Biliyorsunuz Ukrayna'da resmen sıkı yönetim kararı alındı. Hani neler olabileceğini düşünüyoruz ama bu karar Ukrayna'da yönetimi ve halkı nasıl etkileyecek sizce? Yani şimdi demin de ifade edildi. Aslında bu karar Sevil Hocam söyledi. Yani Kiev merkezi dışında aslında çok da fazla bir şey yok. Ama neticede tabii bir biliyorsunuz savaş kabinesi toplandı. Hemen olağanüstü toplandı. İşte bir sıkı yönetim kararı 30 günlük bir sıkı yönetim evet, kararı alındı. 10 şehirde. Evet. 10 şehirde. Yani neticede bu aslında... Ama evlere girebiliyorlarmış, paralara el koyabiliyorlarmış bu, vesaire çok işte fazla, çok derin mevcut, bir anlam içeriyor bu, 30 gün. Yani şöyle söyleyeyim. Uzun bir zaman. Bu ve aslında sadece ağırlıklı olarak hani bu işin kritik noktası şu anki mevcut Ukrayna yönetiminin savaş bahanesiyle ya da olağanüstü hal bahanesiyle gayrimeşru faaliyetlerine meşruiyet kazandırma çabasından başka bir şey değil. Peki. Benim okuduğum şey bu. Aslında demin hemen onunla da bağlan iki şey söyleyelim. Bakınız Avrupa ordusunu dillendiren Fransa. Tamam mı? Yani neden biliyor musunuz? Bakın bunu hemen bir süre sonra Almanya'da katılacak. Çünkü enerji arzında gerçekten çok önemli mesela. Bunun arkasını da muhtemelen petrol süreci alacak. Ama son dönemde bir önemli olay oldu. Ne oldu? Hem Ukrayna hem Rusya Türkiye'nin arabulucunu aslında bir anlamda kabul etti. Bu Amerika'nın da aslında Rusya ile Türkiye'nin üzerinden arabuluculuk girişimini zımmen kabul etmesi anlamına gelir. Peki. Tekrar hoş geldiniz. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Hocam krizde noktayı Türkiye'den koymuştuk. Şimdi görülüyor ki Türkiye hem Karadeniz'de hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de gerçekten hedef alınmak isteniyor. Peki Türkiye'nin pozisyonu nasıl şekillenmeli? Bu sorunun potasına biraz önce de konuştuk aslında. Azak krizini Türk Akımı projesiyle ilişkilendirelim, atalım. Sonra bu arada Rusya ile ilişkilerimizi de ilave edelim. Neden? Biliyorsunuz Rusya ile 3 sene önceki uçak krizinden sonra bir gerilim olmuştu aramızda. Ama şimdi stratejik ittifaka doğru gidiyoruz. Evet, stratejik ortak ve özellikle Suriye meselesinde mesela yan yanayız. Evet Kırım'la ya da Ukrayna'yla ilgili bir çekincemiz var ama Rusya ile ittifakımız Avrasya için de çok, Avrasya İttifakı diyebileceğimiz ittifak için de çok önemli. Ne diyorsunuz Türkiye'nin pozisyonu için? Türkiye mesela arada bir arabulucu olabilir,
diye konuşuldu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı hem Putin'le konuştu hem Poroshenko ile konuştu. Tabii. Bu arada Trump'la da bir telefon görüşmesinde bulundu. Gerçi Trump Putin'le G20 zirvesinde görüşmeyeceğini açıklamış. Bu da bir şey demek, buyurun. Küresel dengenin tam merkezinde Türkiye. Ne tarafa doğru eğilse o taraf ağır basacak bir pozisyonda. Bakınız işte Poroshenko'yla hem Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeler aslında her iki tarafın da bu anlamda Türkiye'nin ara buluculuğuna güvendiğini, yani güvenilir bir ülke pozisyonunda olduğunu gösteriyor. Şimdi tabii Türkiye aslında daha makro baktığımızda bütün küresel gerilimlerin de tam ortasında bir yerde. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Artık bu dengeleri de yönetebilecek bir pozisyonda. Yönetebildiği için işte güvenilir bir duruma evrilmiş vaziyette. Dolayısıyla bundan sonraki süreç de aslında Türkiye'nin izlediği politikalarla yakinen ilgili olacak. Bunlardan bir tanesi Rusya ile ilişkiler. Rusya ile ilişkileri ta başından beri söyledik. Minimum orta vadeli olacak demiştik. Minimum orta vadeli olacak. Ve işte bundan iki gün kadar önce Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı'nın yaptığı açıklamada bu konuya, yani Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik ve askeri açıdan da stratejik bir ortaklığa doğru evrildiğini göstermesi açısından önemli bir hadise. O halde hadise. Provokasyon olduğu söylenen bu kriz ABD tarafından dizayn edilmişse demek ki hedefte Türkiye-Rusya ilişkileri de var demektir. Kesinlikle. Yani bakınız zaten yapılan açıklama kısası geçtiğimiz hafta yapılan açıklama işte Türk akımına karşı daha yapılacak şeyler var. Biz buna karşıyız vesaire gibi açıklamalar zaten bu hedefte, yani bu kadrajda Türkiye'nin de çok merkezi bir şekilde yer aldığının göstergesidir. Ama şöyle bir şey var, yani artık bu tür söylemler oluyor fakat neticede de Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda gerek İran'la olsun, gerek Rusya'yla olsun, gerek diğer başka ülkelerle yapması gerekenleri ve atması gereken adımları adım adım gayet sakince ve istikrarlı bir şekilde atabiliyor. Yani bunu Kaşıkçı olayında da gördük, bunu İran olayında da gördük. Bakın ne oldu? İran'la baştan beri ifade edilmedi mi? Hayır, biz bu ambargoyu tanımıyoruz dedik. Bizim İran'la olan ilişkilerimiz gereklidir. Oradan enerji almak durumundayız ve bu bizim milli çıkarlarımıza uygundur. Size bir başka örnek vereyim. Bakınız, Birinci Körfez Savaşı'nda bir gece ifade edildi. Irak'la bir anda bağnaları kapatmadık mı? Ondan sonra İkinci Körfez Savaşı vesaire. Yapılan hesaplamalar Türkiye'nin zararının 100 milyar dolar civarında olduğunu gösteriyor, biliyor musunuz? Yani ne kadar büyük bir zarara girdik. Hayır, Türkiye bunu kabul etmek zorunda değil. Ne oldu sonra? Amerika Türkiye'nin söylemine göre sizi işte muaf ülkelerin içerisine aldık. İyi ettiniz. Yani böyle söyleyelim. Şimdi asıl tabii bunun, yani bu denklemin Türkiye'deki, zaten Sayın Dışişleri Bakanımız da açıkladılar. Türkiye bir istikrarlı denge politikası yürütüyor. Bu Türkiye'nin çıkarına. Ve bu denge politikası aslında bölgede istikrarı da sağlayıcı etkileri olduğu için bölgenin huzur ve barışına da katkı sağlıyor aynı zamanda. İşte aslında Türkiye'yi aşan, yapmış olduğu Türkiye'nin faaliyetlerinin Türkiye'yi aşan küresel etkilerin dinamiğinde de bu olumlu hümanist paradigma var. Yani bölgede huzur olursa kürede huzur oluyor. Ve bunu diğer dünya toplumları da gördüğü için dünya toplumlarında da bir karşılığı oluyor. Şimdi aynısını bakın Milli Güvenlik Kurulu toplantısının hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara bakın. Suriye'yi de biz düzelteceğiz demedi mi? Yani şimdi bakın yok çünkü. Yani Türkiye'den başka burada bir çözüm modeli öneren bile olmadı. Ne dedi Türkiye? Çok basit olarak yani demografik oranlarına göre yerel yönetimleri oluşturalım. Özgürlükçü ve eşitlikçi bir Suriye anayasası yapalım, tesis edelim, kuralım. Ve bunları da, bu yerel yönetim, bunlara eklemleri bir Suriye devleti inşa edelim. Yani bakınız burada bütün Suriye'deki toplumsal katmanların yönetimde olabileceği, kendilerine hayat hakkı tanınan bir Suriye devleti, istikrarlı bir Suriye, kurumsal Suriye devletinden bahsediyoruz. Kimseyi sömürülmüyor. Kimsenin kanı ve gözyaşı üzerinden bir çıkar elde edilmiyor. Dolayısıyla yani sonuçta Türkiye'nin bu sahiplendiği merkezi rol aslında sadece Ukrayna ya da
Ukrayna üzerinden ABD Rusya krizini değil, aynı zamanda diğer krizleri de yönetebilme kapasitesini meydana getirdiğini ifade etmemiz yanlış olmayacak. Peki, şimdi Sevil, Ukrayna-Rusya geriliminin elbette somut yansımaları da olacaktır. Mesela artık zaten Karadeniz'de kendini Moskova fazlasıyla hissettiriyordu ama belki bu hissettirme oranı artacaktır. Daha kuvvetli hissettirecektir. Mesela şöyle sorayım, sence Azak Denizi fiiliyatta Rus gölüne döner mi? Ayrılıkçıların kontrolündeki bu Donbas'ın sınırları genişler mi? Kırım'da Rus askeri varlığı artar mı? Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani gidişat Rusya açısından şöyledir. Rusya başından itibaren NATO'nun Karadeniz çok önemli. Yani işte NATO genişlemesi, Amerikan askerlerinin Ukrayna kılıfında veya Ukrayna bahanesiyle Karadeniz'e hakimiyetini arzu etmiyor. Dolayısıyla onun içinde kendi ulusal çıkarlarının korunması için Karadeniz'deki hakimiyetini daha da güçlendirmek arzu ediyor. Hatta şunu da söyleyeyim, Rusya'da ciddi bir şekilde şu iddialar da var yönetime. Neden daha fazla ileriye girilmedi? Oradaki Rusların korunması açısından neden asker, fiili olarak askerler oraya girmedi diye Putin'i eleştirenler de az değil şu anda Rusya'da. Dolayısıyla evet, yani belki böyle çok iddialı olur ama Karadeniz'de biz Rusya'nın Amerika gelmeden oradaki varlığını daha fazla derinlemesine, var oluşuna şahitlik edeceğiz gibi gelişmeler var. Hazır, evet. Karadeniz'e Amerika'yı sokmamakta kararlılar. Evet, işte o nedenle zaten Ermenistan'daki gelişmeler önemli. O nedenle Gürcistan'daki seçimler önemli. Yani bak, o nedenle bunların hepsi birbirine... Amerika'nın bir çevreleme stratejisi var. İşte burada işte Kafkasya'dan ve işte Ukrayna, Karadeniz tarafından Rusya'nın köşeye sıkıştırma pozisyonudu ki bu nedenle zaten Baltık denizinde Rusya kendinden bahsettiren ses çıkartmaya başladı. İşte bu çok önemliydi. Yani masada onu sıkıştırıp devre dışı bırakmak isteyenlere ta onların sahasında varoluşunu gösterme amacı. Bu şöyle bir şey, yani savunmasını bir öte biraz ileriden başlama taktiğiydi. Dolayısıyla Rusya böyle başından itibaren çok kişi işte bunlar anlaşır mı? Bunlar anlaştı. Rusya'da, Suriye'de anlaştı falan. Bunların pek şeye oturmadığı, çünkü anlaşmaları buradan birinden birinin vazgeçmesi anlamını taşıyor. Peki kim vazgeçecek? Rusya perspektifinden bakarsak Rusya'nın vazgeçmesi Rusya'nın ikinci çöküşü anlamını taşıyor. Kesinlikle. Rusya bunu kesinlikle kabul etmeyecek. Bak, bir ilave edeyim Sevil Hanım'ın bu şeyin söylemine. Yani bu sözlemler ifade edildi. İşte Rusya ile Amerika Suriye'de anlaştı. Türkiye devre dışı. Şimdi bir kere Türkiye devre dışı bırakabilecek bir ülke değil. Şimdi eğer öyle bir durum olursa Suriye'deki çatışma İran üzerinden Kafkaslar, oradan da Rusya ana karasına sıçrar. Yani böyle çok stratejik bir derinliği olan bir durum Rusya'nın buradaki varlığını da biraz da evet buna zaten baktığınızda Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan hattına Amerika yerleşmedi mi? Evet. Merkez Asya'ya da biraz sonra dikkat etmemiz gerekecek diyeyim. Pardon, Orta Asya'ya. Orta Asya'da da tuhaf gelişmeler var. Belki böyle milli gururumuzu okşayan adımlar var. Mesela Kazakistan'da milli para üzerine Gökbörü diye kurt resmini basılması var. Evet, çok gururumuza okşar bir durum ama bu işin biraz da arka planını okumamız lazım. Zira Orta Asya'da İsrail lobisi çok güçlü. Bu kadarını söyleyeyim. İslamsız bir Türklük kavramı maalesef ve maalesef giderek çok geniş bir alanı kapsamakta. Buna bir cümle söyleyeyim. Lütfen. Bu bir projedir. Bir ayrı bir program konusudur. Çok buna da değinilecek bence. Bu yüzyılda Türk markası üstünde Büyük Türk İmparatorluğu projesi aynen. var. Ama bu bizim bizim dışımızda İslamsız bir proje var. Bizimki bir ayrı. Proje. Bakın, İslamsız bunun, bir proje. Bunu organize eden de Rothschild'lerdir, Hazar evet. Türklerindedir kökenleri, kendilerinin ve bunu açıklayacak önümüzdeki süreçte. Sosyal medyadaki şamanizme dayalı Türkiye üstündeki... Bütün hareketlerin altında da yatıyor, evet, doğru. Şamanizme yönelik İslamsız Türklük projeleri de bir şey, sosyal medyadaki yönlendirmeler de bir projedir.
önümüzdeki süreçte Turan İmparatorluğu diye çıkacaktı, evet. Ama bizim dışımızda. Bu bizim dışımızda. Bunun için Kazakistan'ın Latin alfabesine geçişi, Kazakistan'ın dizaynı, bundan sonra izleyin Türk Cumhuriyetlerini. Türk markasını FETÖ üstünden kullandılar. Evet. Şimdi de şamanizm üstünden, evet. Durancılık üstünden ama bizim dışımızda bir anlayışla. Biz, siz Turancı. 21. Bakın, yüzyılda Çin'e karşı Türk dengesi kuracaklar. Burada da zaten daha önceden yazdılar. 21. yılda Polonya, Türkiye çok büyüyecek, Türkiye, Amerika ile savaşacak falan diyorlar ya. Burada niye Türk markasını kullanacaklar? Türkler selamun aleyküm diyerek Afrika'nın en öbür ucuna, evet. Türkçe konuşarak Çin'e kadar gidiyor. Müthiş bir marka. Eğer Türkler kendi kendini yönetemezse, ben yönetirim diyor biri. Talip. Ama bu burada, yüzyılda. Burada hocam, ve bundan çıkacaklar yakında. İslam karşıtı bakış açısını hiç devre dışı bırakmayın. İslamsız olan her şeyin de sonu çöküştü. Ama İslam coğrafyasına hem kültürel anlamda hem de nüfus anlamında inanılmaz bir tırnak içinde soykırım uygulanıyor. Evet. Yani bakıyorsunuz Doğu bütün Türkistan şu anda Çin'deki kardeşlerimizin zulme tabi olması da söz konusu. Ya aynı şekilde mesela İslam coğrafyasına bakıyorsunuz bütün lokal karışıklıkların ya da iç savaşların İslam coğrafyasında çoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Yeraltı zenginlikleri bu da petrol, evet. Enerji, ham madde. Bütün hat, su, geleceğin bütün gereken bütün ihtiyaçları bu topraklar altında, bu bereketli hilal toprakları altında artı. Ama kültürel olarak da öyle. Ama şimdi şöyle kültürel. Evet, kültürel olarak da ben İbrahim Bey'in, yani İbrahim kültürel olarak da çok güzel bir var. Şey kitabında özet olarak şunu ifade eden, çok ben de beğendim. Avrupa'nın, Batı'nın artık söyleyeceği sözü yok. İslam coğrafyası da söz arıyor. Şimdi önümüzdeki sürecin bayraktarlığı bu toprakların insanlarının ve Türklerin bayraktarlığıyla ön plana çıkacaktı. Ama bunun esas rengi, şekli İslam medeniyetidir. Dolayısıyla bunlar parçalanırsa esas nihai hedefin önü bypass edilir. Planın söz konusu, buraya çok odaklanmamız ve çok akıllıca hamleler yapmamız gerekiyor. Burada bir ekleme yapayım. Niye kültürel açıdan saldırıyorlar? 21. yüzyıl blockchain tabanlı bireye endeksli bir yüzyıl. Yapay zeka bireye gelecek. Sen şimdi gül, şimdi ağla, şimdi ayaklan, şimdi devletini koru, evet. Komut verdiğinde fırla sokağa. Fransa'da gördüğümüz gibi. İslam coğrafyasında kabile var, sülale var, aile var, hocası var, yapın şeyhi var, var, akrabası var, mahalleleri var. Evet. Ne oluyor, oturun yerinize, aynen. Diyen lokal saygı duyulan insanlar var. Doğru. Bu nedenle üstüne gidip bunu darmadağın edip bireyselleştirmesi lazım. Sosyolojik açıdan. Mutfak bakış açısı, bu fast foodlerin falan, bunların hepsi kültürel işte bakın, saldırının bir parçası. Bunu yapmadan 21. yüzyıl dijital dünyasını kuramazlar. Evet. Sadece İslam coğrafyada da, Vatikan'a da, tüm bu Hindistan'a da, bu toplumların bir arada yaşamasını önüne geçmeden, yani bireyselleştirmek istiyor. Sen diyor, evet. Aileni unut. Sülaleni unut. Arkadaşını unut. Kısımını yani unut. Aslında biraz yardımlaşmayı unut. Biz biraz i̇şte galiba ihmal etmiş. Tam şey, mangurt. Mangurt biz, profili. Evet. Evet, mangurt profili. Türk hilali meselesini biz biraz ihmal etmişiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bence. Yani biz yeni yeni kendimize geliyoruz, evet. Biraz da. O, evet. Türk hilalini belki ihmal etmeseydi bu kadar, hani bunları belki konuşmuyor olabilirdik. Ama bak, biz 150 senede bir operasyonla karşı karşıyayız. Bizim büyük devletimizi çöktürdüler. Biz daha sonra bir devlet kurduk ve bu devletin içini boşaltmak için ellerinden geleni yaptılar. Şu ana kadar da ipleri halen kendimizin elinde toparlama gayreti içerisinde savaş halindeyiz. Yani savaşın illa da cephede tankla, tüfekle olmuyor. Her alanda, evet. Savaş alanındayız şu anda. Peki, şimdi bu Rusya-Ukrayna krizine biraz önce işte Almanya'dan söz ettik vesaire. Bir Avrupa üzerinden bakalım mı? Çünkü İngiltere, Fransa, Polonya, Danimarka ve Kanada Rusya'nın saldırganlığını kınayan açıklamalar yaptı. Merkel de Poroshenko ile biliyorsunuz bir telefonda görüştü ve kaygılarını iletti. Ama öte yandan masaya, biraz önce de söyledik, bu İstanbul zirvesindeki fotoğrafı koyuyorum. Sonuçta Almanya'nın da Fransa'nın da örneğin enerji ihtiyacı var ve Rusya'ya muhtaçlar. Şimdi buradan Birleşmiş Milletler'in yaklaşımı da gerçi ortada meseleye, ama buradan nasıl bakıyorsunuz Avrupa üzerinden Rusya-Ukrayna krizine? Şimdi şöyle. Nereye evrilir? Şimdi şöyle, Avrupa
21. yüzyılda kendine yeni bir rota çiziyor. Bunu da Avrupa ulus devletleri değil, Avrupa ordusu yeni fikir değil. Ben Brexit'in Avrupa ordusuyla endeksli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngiltere karşıydı Avrupa ordusuna. Yani Avrupa ordusu olmadan Avrupa'nın güç olarak da bu yüzyıla hakim olma şansı yok. Kendini koruması lazım. Dolayısıyla Avrupa demek aslında Almanya demek. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar var. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar var. Yani eğer ırk şey üstünden, köken üstünden gidersek başka bir yere gideriz. Kraliçe, Hanover Hanedanı'ndan İngiliz kraliçesi. Trump, aynı hanedanından yine. Şimdi Avrupa kendi ordusunu kuracak. Bu Alman ve Fransız ulus devletinin değil, Avrupa'ya hakim olan küreselcilerin projesi. Dolayısıyla Avrupa'da hakim olan güç bunlar. İşte ne dedik? Macron bir Rothschild memurudur. Yani sağ bitmiş Avrupa'da, Fransa'da umut veremiyor. Sol bitmiş umut veremiyor. Ortadan isyan hareketini başlatıp seçtirdiler. Dolayısıyla Avrupa Afrika'da Amerika ile karşı mücadele etmek istiyor. İşte Fransa'nın 20'den fazla ülkede etkinliği var. Hem ekonomik yönden, hem ideolojik yönden, hem siyasal yönden. Avrupa bir kuşak bir yol projesine ortak. İçindeler, Çinliler değil, Avrupalılar. Aynı zamanda New York finans sistemi. Şimdi Avrupa'nın üstündeki akıl, aynı zamanda Amerika'nın var eden akıl aslında. Şu an Amerika'nın var eden aklına karşı mücadele edilen Trump ve arkasındaki dinciler. Ama Amerika'yı kuran, var eden gerçek anlamda güç zaten Avrupa ile beraber. Aynı zamanda Çin ile beraber. Örnek vereyim hemen seyircilerimize. Lütfen araştırsınlar. Rusya'daki otomotiv sanayini Ford kurmuştur. Amerikalılar. Rusya'daki denizaltını Amerikalılar yapmıştır. Lenin ödülü vermişlerdir. Lenin de ona. Lenin'e 6 milyon doları veren, diplomatik trene bindiren Amerikalılardır. Amerika derken bu akıldır. Troçki'ye Amerikan pasaportu veren, Kanada'da yakalandığında bırakın onu bizim adamımız deyip İsveç'e, oradan da Rusya'ya salan bir akıl var. Dolayısıyla bu akıl Rusya'yı var etti. Bir denge kurdu. Neydi bu denge? Amerika, Rusya. Soğuk savaş değil mi? Oysa ki baktığınızda Rusya'nın savaş sanayisini, tüm know-how bu adamları. Şimdi bir ayrışma oluyor. Bu ayrışmada Amerika bir tarafta duruyor. Bu insanlar, evet, Amerika'yı bırakmıyorlar. Amerika'da zaten varlar. Avrupa ve Çin üstünden bir dizayn peşindeler. Biz bu dizaynı görmemiz lazım. Nedir bu dizayn? Amerika diyor ki senin diyor yeni rolünde, sana verdiğim rolde dünya patronluğun bitti. Doları ben yaptım. Zaten benim dolar diyor. Dünyanın rezerv parası. Ama şimdi artık sen bunu engellemeye çalışıyorsun. Ben de ben Çin üzerinden diyor. Hayır, engellemeye çalışıyorsun diye. Adam zaten bu oyunu önceden tasarlamış. Trump ekibi bunu görüyor. Hayır diyor. Yeniden büyük Amerika. Biz varız. Ölmedik daha. Ne oluyor kardeşim diyor. Filan. Dolayısıyla burada Avrupa ne yapacak? Avrupa küreselce neredeyse onu yapacak. Türkiye'ye yaklaşacak. Niye yaklaşacak? Daha da yaklaşacak mecburen. Çünkü bir kuşak bir yolun kilit ülkesi Türkiye bir. İslam dünyasında söz sahibi olan, Türk dünyasında söz sahibi olan Türkiye. Dolayısıyla Avrupa bu bloklaşmada, önümüzdeki süreçte her ne kadar kınıyoruz filan falan deseler de Rusya, Türkiye, Avrupa'nın yakınlaşmasını göreceğiz. Buna Çin'i ve Hindistan'ı da ekleyebiliriz önümüzdeki süreçte. Amerika yalnızlaşacak. Biraz önce Eray Hocam dedi ki Birleşmiş Milletler'de Kudüs kararında ciddi anlamda bir şey çıktı. Amerika ve İsrail'e karşı sadece 6 tane ülke hayır dedi. Oradaki süreci de küreselciler üstünden okumamız lazım. Ve dünya yeniden kuruluyor ve şekilleniyor. Avrupa pozisyon arayışında bu çalkantılı dönem bir süre daha devam eder. Şu an Ukrayna'da nasıl ki daha önce bir iç kargaşa çıktı, aynısı çıkacağı gibi Amerika'da da çıkacak aynı kargaşa. 2019 yani süreç başladı. En büyük siyasal çalkantı ve kargaşayı Amerika'da göreceğiz. Dolayısıyla bu arada Avrupa ordusunu kurduğunda Eray Hocam'ın ifade ettiği gibi enerji güvenliği olmadan sanayi olmaz. Vücutta kan neyse bir sanayi için enerji de odur. Petroldür, doğalgazdır. Avrupa bu yüzyıla kendi damgasını vurmak istiyor. Ama bu ne Alman aklı ne Fransız aklı. Yani Avrupa ulus devletinin aklı değil. Bu akıl 21. yüzyılda dünyayı sadece jeopolitik olarak değil, dijital olarak yeni bir dünya getirmeye çalışıyor karşımıza. İşte Çin'deki sermaye yapısı incelenirse, Mao'dan beri Çin üstündeki kurgu incelenirse, nasıl ki Troçki Amerikan pasaportu veren,
Lenin'e diplomatik tren ayarlayıp diplomatlar gidiyor diye Almanya'dan transit geçirip Rusya'ya götüren akıl şu an Çin'de. Türkiye eğer hakikaten biz 21. yüzyılda ne olduğunu anlayacaksak ulus devletlerin değil onun arkasındaki aklı anlamamız lazım. Biz burada kilit noktadayız. Şimdi Trump ekibi diyor ki evet bak bundan güçlü Amerikan var. Eğer bu bölgede Türkiye'yi yanıma alırsa bu projeler batar. Hiçbirini yapamazlar. Ne Türk akımını Rusya'nın enerjisine entegre edebilirler. Ne Çin'in bir kuşak bir yolunu yapabilirler. Ne Akdeniz'deki hesaplarda. Dolayısıyla Kıbrıs Türkiye. Burada hem Akdeniz önemli hem Karadeniz önemli hem bir kuşak bir yol önemli. Hem de Avrupa ordusu için önemli. Türkiye'nin katılmadığı bir Avrupa ordusu güdük kalır. Yani dolayısıyla Avrupa tarafı diyor ki yani bu küresel mekanizma Türkiye'yi sen de katıl bu Avrupa ordusuna. Çünkü üçüncü büyük ordu dünyanın. Sonuçta bu yüzyılda nükleer silah herkeste var. Siber silah herkeste var ama insan gücü yok, kara gücü yok. Sonuncu kara gücü son noktada belirler. Eray Hocam daha iyi bilir bu işleri. Ve bugün Amerika'da yapılan anketlerde geçen programda konuşmuştuk. Japonya'da ülken için savaşmış anketine %11 diyorlar. İngiltere'de %18, Fransa'da %23. Ülkesi için savaşacak insan yok. Avrupa ordusu Türkiye olmadan olmaz. Bu nedenle Avrupa bugünlerde Amerika ile arayı açacak. Şimdi Rusya'yı eleştiriyorlar ama el altından Rusya ile ciddi anlamda görüşmeleri var. Ve yarın bir gün Kırım'ı da tanırlarsa ben hiç şaşmam. Ben de şaşmam. Yani Avrupa Kırım'ı da tanıma sürecine girer. Çünkü zaman daraldı. Bakın şimdi Almanya'da Deutsche Bank'a Fransız, Frankfurt savcılığı bir baskın yapıyor. Evet. Kimin bu banka? Kara para aklıyor diye. Yani bu küresel mekanizmadaki Vatikan'da para aklıyor. SSB'de para aklıyor. Kaç kere ceza aldılar ve yakalandılar. Dolayısıyla bu savaş finansal olaraktan da çok şiddetli gidecek. Yani Türk akımı, Kuzey akım, Gerç Boğaz üstünde ek olayın bir de finans tarafı var. Ne bekliyoruz önümüzdeki süreçte? İfşa bekliyoruz. Birbirlerine acayip derecede kirli çamaşırlarını ifşa edecekler. Şu an öyle kolay kolay gizli saklı operasyon yapamıyorlar. Herkes birbirini takip ediyor. Çünkü geçmişte EMA'ydı, BND, CIA ortak gidiyordu. Tüm operasyonlar. Hepsi birbirinin yöntemini biliyor. Ama şimdi ayrıştılar. Destek de veriyorlar. Destek veriyor, bilgi paylaşımı yapıyor. Ortak, ofisleri ortak, her şey ortak. Mossad işlerinde. Ama şimdi ayrıştılar. Bu nedenle Kaşıkçı olayında eline, gözüne, yüzüne bulaştırdı. Herkes birbirini biliyor. Herkes birbirini kaydetti. Daha ilk gün yazdım ben. Bu kayıttadır. Bak göreceksiniz, çıkacaksınız diye. Çünkü aklı tanırsak nasıl anlayacağını biliriz. Bu nedenle ne yapacaklar? Hareket ettiklerinde ifşa oluyor. O zaman diyecek ki sen eskiden Kennedy'yi öldürdün kardeşim diyecek biri çıkacak. Aha da sana ispatı diyecek. Evet. Eskiden ne kadar gizli saklı olay varsa bu dönemde biz bunun ifşalarını göreceğiz. Evet. Peki. Şimdi madem enerji oyunlarından bahsediyoruz, cepheleri de konuşuyoruz. Yüzümüzü Doğu Akdeniz'e çevirelim mi hocam? Çevirelim. Tamam, peki. Şimdi Doğu Akdeniz'de inşa edilmek istenen yeni enerji denklemi malum. Türkiye'de orada Akdeniz'de bir pozisyon almış durumda ama karşımızda yok. Herkes karşımızda. İşte İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İtalya hatta işte bazı Arap ülkeleri. Bir de bonus olarak dünyanın bütün donanmaları, güçlü donanmaları da orada. Şimdi dönelim bize. Bizim de donanmamız orada. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak ülkümüz ortada. Orada Türkiye evet sondaj ve arama çalışmaları yapıyor. Durum kabaca böyle ama ne dersiniz? Akdeniz'deki yeni enerji denklemi içinde Türkiye'nin büyük güç mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela ABD'nin sabotajları nasıl savrulacak orada? Evet. Şimdi bir kere bu mesele aslında 2003 yılından beri başlayan bir mesele. Yani düğmeye 2003 yılında basıldı. İlk işte sözde tırnak içerisinde söylüyorum. Henüz Türkiye ile Yunanistan arasında bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yok. Ama uluslararası hukuka göre münhasır ekonomik bölgelerin nereye olacağı belli. Türkiye açısından belli, Yunanistan açısından belli. Fakat Yunanistan bunu tek taraflı olarak Türkiye'yi yok sayarak bütün Doğu Akdeniz'i, Güney Kıbrıs'la beraber bütün Doğu Akdeniz'i sahiplenmiş gibi bir durum bugüne kadar hep oluşturmaya çalıştılar. Bir tamam, defakto durum oldu. Ege Akdeniz arasındaki farkı da söyleyin o zaman hocam. Nasıl? Hani şu Ege ve Akdeniz arasındaki fark şöyle. Mesela Yunanistan 6 mil, 12 mil. Şöyle burada 3 tane kavram var. Birincisi işte
kıta sahanlığı, ikincisi kara suları, üçüncüsü münhasır ekonomik bölge. Şimdi kıta sahanlığı da kara sularından itibaren 200 deniz mili, yani yaklaşık 370 kilometreye tekabül ediyor. Kara suları o. İşte 6 mil Türkiye ile Yunanistan arasında. Bazı şu an Yunanistan'ın iddiasına göre İyon denizinde, yani Yunanistan'la İtalya arasındaki denizde bunu 12 mile çıkaracağını, yani kademeli olarak arttıracağını, belki 9-12. Yani daha sonra da işte aba altından Türkiye'ye sopa gösteriyor. Bak ben Ege adalarında da bunu yapacağım gibi bir anlayış ya da söylem içerisindeler. Tabii şimdi oradaki durumla Ege'deki durum çok farklı. Yani eğer bunlar tutup da Ege'de kara sularını 12 mile çıkarırlarsa biz İzmir'de denize giremeyiz yani. Abi, Akdeniz'e geçemeyeceğiz yani, biz gemi giremeyiz. Abdullah Bey, öyle bir şey ki yani bırak Akdeniz'e, neredeyse kendi kıyılarımızda denize giremeyeceğiz gibi bir çok geniş bir alanı Yunanlılar kaplıyor. Yani Yunanlıların alanı olacak, oluyor bu böyle bir durumda. Şimdi buna hiçbir uluslararası hukuk mevzuatı cevaz vermiyor. Şimdi böyle bir şey yok. Şunu diyor, ben çok da detaya girmeyeyim ama uluslararası hukuk şunu diyor. Diyor ki bu tür, yani kıta sahanı dedik ya 370 kilometre. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında 370 kilometre mi var? Yok, daha az bir mesafe var. Yani aynı şekilde adalar vesaire. Diyor ki uluslararası hukuk bu tür durumlarda ülkeler hakkaniyet kuralına göre bu sorunu çözümler diyor. Yani uluslararası hukuk net şudur diyemiyor. Bu durum okyanuslar için tanımlıyor. Evet, yani bunu birbirine çok yakın ada falan varsa bunu işte başka yerler için hani kullanabilirsiniz ama bu tür ihtilaflı problemli yerlerde hakkaniyete göre iki ülke çözer. Şimdi bugüne kadar aslında yapılması gereken Yunanistan'ın Türkiye ile birlikte münhasır ekonomik bölgeler konusunda bir anlaşma yapması gerekirdi. Türkiye ilan etmedi daha yalnız münhasır. Türkiye ilan etmedi. Çünkü Yunan ya şöyle, bunu ilan etmekten ziyade Yunanistan'la oturup, yani Yunanistan'ın bu noktada gelip Türkiye ile bir anlaşma zeminine önce varmak lazım. Yani bu adamlar anlaşma yapmak istemiyorlar ki. Bunlar işte Güney Kıbrıs tek taraflı. Tamamen diyor şey, Kıbrıs adası benim, Doğu Akdeniz benim, Ege benim gibi bir anlayış içerisindeler. Şimdi münhasır ekonomik bölgeyi ilan, Türkiye'nin tezi var bu konuda. Yani ama anlaşma yok. Yani eğer ilan edilecekse bu tek taraflı bir de facto durum oluşturur ki uluslararası hukuk bunu Yunanistan'la çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Peki. Yani hakkaniyet ölçüsüne göre, ama Yunanistan'ın böyle bir tavrı yok. Yunanistan'ın böyle bir kaygısı da yok. Yunanistan Türkiye'yi yok sayıyor. Yunanistan bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayıyor. Her şey benim diyor. Yani ve bugüne kadar da maalesef biz bu noktada özellikle hem uluslararası kamuoyunda hem de Türk kamuoyunda çok fazla bunu yansıtmadık. Çünkü bir 15 Temmuz gibi bir badireyi atlattık. Yani biz de bu noktada kendi açımızdan belki olayın üzerine daha kararlı, daha erken davranma yönünde bir eleştiri yapabiliriz. Ama Türkiye'nin de bu noktada yaşadıklarını da göz önüne almak lazım. Bakın size bir tarih vereyim. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'le münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptığı tarih 17 Aralık 2010'dur. Nedir hocam o 17 Aralık 2010? Tunus'ta Arap Baharı'nın, sözde Arap Baharı, Arap yangının, yani isyanın başladığı tarihtir. Yani neticede bir tarafta bir denge kurulurken diğer tarafta da bu süreçler yaratılarak ülkelerin, işte Türkiye başta olmak üzere, hedef alınarak bir iç kargaşalık yaratma peşine düştüler yani. Şimdi bunu kimse göz ardı edemez. Dolayısıyla şimdi kendi aralarında işte İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Girit Adası üzerinden İtalya'ya bağlanacak bir doğalgaz ve enerji boru hattı için işbirliği anlaşması. Ancak şunu söyleyeyim size. Yani bu tür anlaşmayı bundan 2 yıl önce de bunlar denedi. Yani böyle bir şey yapabilir. Fakat derin deniz geçişi maliyeti çok arttırdığı için bu tür projeler ekonomik olmuyor. Burada tek alternatif Türkiye. Acaba Türkiye'yi bir şekilde hani denklem dışı bırakacak yeni argümanlar yaratabilir miyiz için bir zaman kazanma olarak da bunu düşünmek çok Türkiye'de da... Türkiye'de iktidar değiştirip biz yönetebilir miyiz? Ben onu kastettim. Abdullah Bey'in dediği gibi. Acaba yani biz bu denklemde yeni bir varyasyon üretirken acaba Türkiye'yi de bir şekilde bize buna razı edecek bir pozisyona getirebilir miyiz şeyini, anlayışını hala güttüklerini düşünüyorum. Yani bu önemli. Dolayısıyla şimdi son durum olarak bunların tek taraflı, şimdi İtalya mesela, neden İtalya? Yani onu da ifade edelim. İtalya biliyorsunuz geçen sene Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güneyde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içerisine giren bir alanda sondaj yapma faaliyetini Türk Deniz Kuvvetleri önledi.
Yapamazsın dedi, gönderdi. Evet. Ondan sonra ikincisi de işte bizim Barbaros Hayrettin gemisi 2011 yılı Ekim ayında Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahası olan Güzelyurt araştırma sahasındaki, şimdi bu büyük bir alan, bu alandaki araştırma noktaları var, bölgeleri var. Bu alanda sismik araştırma yaparken Yunan deniz kuvvetlerine ait gemiler bu Barbaros Hayrettin gemisini taciz etmek isterlerken gene Türk Silahlı Kuvvetleri bunu def etti, bunu uzaklaştırdı. Dolayısıyla ikinci bir taciz girişimi de önlendi. Yani fakat burada demin siz çok güzel, çok önemli bir noktaya değindiniz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün dünyanın en güçlü donanmaları burada. Yani bütün donanmalar burada. Ve 2003 yılından beri işte demin de söylediğim gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kendi bütün Doğu Akdeniz'i parselleyip münhasır ekonomik bölge parselleri adı altında uluslararası şirketlere ihaleye çıktı. Ve bunlardan bir bölümüyle de anlaştılar. Şimdi Türkiye burada şunu yapıyor. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ya da kıta sahanlığı içerisine giren yerlere müsaade etmiyor. Diğer yerleri karışmıyor. Yani neticede uluslararası hukuka uygun davranıyor Türkiye. Fakat acaba bir defakto durum yaratıp da Türkiye'nin hakları olan alanları da işgal edebilir miyiz gibi hala Avrupa'nın da verdiği, Amerika'nın da verdiği o şımarıklıkla bu hareketlerine devam ediyorlar. Ancak Türkiye kendi jeopolitik ekolojisinde çok yönlü stratejik dengelere ulaştığı noktalardan biri de Doğu Akdeniz'dir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye o S-400 füze sistemiyle, ki gelecek sene bir yıldan daha az bir süre kaldı, Türkiye'de konuşlanacak ve bununla birlikte siper orta ve yüksek irtifa hava savunma füze sistemini geliştirmekle o donanmalara karşı bir hava üstünlüğü sağladı. Hava üstünlüğünde bir denge sağladı. Şimdi maalesef bugüne kadar NATO bizi uyutmuş. Onu size söyleyeyim. Yani nasıl uyutmuş? Biz bugüne kadar bu bölge hava savunma sistemimizi kurmuş olmamız gerekiyordu. NATO ile ilgili hani Doğu Akdeniz ve Ege için zaten NATO'ya girdikten sonra Türkiye'nin özellikle bu bölgelerden uzak tutulduğuna dair de eleştiriler var. Evet. Yani neticede şunu çok net görüyoruz. Biz size veririz. İşte gönder Patriot bataryasını, kafamı bozulunca çek. Yani kafa bozulunca değil tabii, orada kendi milli çıkarları ne uygun ona göre çek. Türkiye'yi yalnız bırak. Türkiye'yi muhtaç bırak, ondan sonra da siyasal olarak ne istiyorsan Türkiye'ye yaptırı bugüne kadar hep dayattılar. Ama bu işte en son şu iki söylediğim olayla dengeler değişti. Türkiye bir dengeye bakınız ulaştı. Neden ulaştı? Bunu biraz açıklamak isterim. Çünkü bakınız, bir ülkeyi askeri açıdan sadece savaş uçaklarınızla, hava kuvvetleriyle koruyamazsınız. Mümkün değil. Bir yerde bir düşman ya da rakip güç bir yerde bir mevzi hava üstünlüğüyse, isterse 1000 tane uçağınız olsun. Bakın burada uçak sayısıyla bir ilgisi yok bunun. 1000 tane uçağınız öyle bir yerde mevzi hava üstünlüğü sağlar, sizin stratejik noktalarınızı etkisiz hale getirebilir. Dolayısıyla hava savunması, bir ülkenin hava savunması önce orta ve yüksek irtifa hava savunma sisteminin üzerine hava kuvvetlerinin inşa edilmesiyle sağlanır. Türkiye ilk defa bunu yaptı. Çok dillendirilmedi. Ben de buradan bir kere, bu gurur verici bir olaydır. Yani Türkiye'nin bu teknolojiyi üretip bu alanda dünyanın en güçlü ordularına karşı, ki bu ordular bu oradaki Akdeniz'deki bu askeri güç Türkiye'ye de dolaylı olarak bir baskı aracı olarak da kullanılıyor. Bakın siz ne derseniz deyin. Bu bir silah, bu bir askeri güç ve orada konuşlanmış durumda. Orada geziyor. Dolayısıyla bu stratejik dengeye ulaşma hali inşallah 31 Ekim'de başlayan Fatih gemisinin, bakın bugün ayın 29, bugün ayın işte 30'u, 31'i. 31'i. Yani yaklaşık bir aylık geçmişte eğer inşallah orada enerji bulabilirsek, bu Fatih gemisi o sondajda şu an 31. günde enerji bulabilirse, bu enerjiyle bu stratejik denge stratejik üstünlüğe dönüşebilir. Çünkü Türkiye'nin enerji ithalatına verdiği rakam yıllık 60-80 milyar dolar. Bunun Türkiye'de kalması çok şeyi değiştirecektir diye düşünüyorum. Son 10 dakikam, çünkü iki konuya değinmeden geçemeyeceğim. Şurada yalnız tek bir soru soracağım. Evet ya da hayırlı. Şimdi Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden biliyorsunuz bir ABD-İsrail ekseni söz konusu. Ve bu yapılanma Türkiye'yi hedef alıyor. Bölgeye servis edilen bu yeni cephe inşası tutar mı tutmaz mı?
Yani tutacağını düşünmüyorum. Çünkü bakınız şimdi bu ABD'nin ama bunu açıklamamız ABD Savunma Bakanlığı'nın işte Türkiye sınırında gözetleme noktası kuracağız. Buradan işte DAEŞ'le ilgili bilgileri Türkiye'ye aktarıp Türkiye'ye yardım ediyoruz vesaire. Burada da bir nasıl diyelim şöyle bir denge durumu söz konusu. Yani artık benim gördüğüm Amerika özellikle derin Amerika'yı temsil eden Pentagon aklı sadece bu vekalet savaşı yürüteceği terörist aparatlara yardım yaparak bu süreci işletemeyeceği gibi bir kanaate doğru evrilmiş durumda. Yeni bir aktör ya da aktörler gerekiyor. Bu da muhtemelen sizin demin saydığınız buradaki ülkelerden Arap NATO'su adı altında bir kısım askeri unsurların bu Türk sınırına, Türkiye sınırına bu gözetleme noktası ya da çeşitli bahanelerle getirilebilme Suriye ihtimalini getirmek de efendim? Suriye'ye getirmek istiyor. İşte Suriye yani işte bu ama bunun için bir zemin hazırlamaları gerekir. Bunun da ilk adımı olabilir. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Ancak Türkiye, Rusya ve İran arasındaki o güçlü ortaklık ve Türkiye'nin alandaki sosyolojik meşruiyetinin sağladığı o güç bu işi kolay olmayacaktır. Ben çok tutacağına da inanmıyorum. Peki hocam. Sevil, özellikle bu ABD'nin Türkiye sınırında kuracağını söylediği gözlem noktaları için ne düşünüyorsun? Çünkü bu gelişme Türkiye'yi oldukça rahatsız etti ve sert ya da yüksek bir sesle uyardı. Türkiye buna izin vermeyecek, vermemesi lazım. ABD hani başaracak mı sorusundan olaya bakarsak, sahada ne kadar güçlü, alanda ne kadar güçlü, ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak, güç zoru bozar. Türkiye güç olma istikametinde daha net adımlar attıkça bu tür dayatmaları da ezip geçme gücünü yakalayacak. O zaman hep birlikte şu MGK'nın bildirisine de bir göz atalım. Şimdi şöyle bir toparlayarak gideyim ben soruyu. Türkiye merkezli. Şimdi bir durum var. Romanya ve Bulgaristan'a yapılan ABD yığınağı. Karadeniz'deki restleşmeler. İnşallah daha sıcak çatışmalara dönmez. Doğu Akdeniz'de küresel güçlerin askeri yığını. Yine ABD'nin Suriye kuzeyinde koridor açma sevdası. Şimdi bütün bu çatışma alanları hepimiz görüyoruz Türkiye'nin çevresinde yer alıyor. Ve şey o Romanya falan o biraz Rusya çevresi kuşatması olarak da görmek elbette lazım. Elbette. Bulgaristan'ı falan. Evet bu da kabul edilebilir ama bütün bu alanlar, bu çatışma alanları Türkiye'nin çevresinde. Bu demektir ki Türkiye için birinci öncelik güvenlik. İşte düşmanın biri gidiyor, biri geliyor. İhanetin biri bitiyor, biri başlıyor. Türkiye'de bu ateş çemberin ortasında MGK'nın kritik son toplantı kararlarını, Türkiye'nin istikrarı sağlamak için yaptığı hamleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki toplumsal dayanışma çok önemli ama bunun dışında buyurun. Türkiye bir taraftan hava savunma sistemini güçlendiriyor. Bir taraftan hem Amerika'yla hem Rusya'yla hem Avrupa Birliği'yle neredeyse tek ülke aynı anda herkesle görüşüp ve herkesin muhtaç olduğu. Şimdi dolayısıyla Rusya muhtaç, İran muhtaç, Avrupa Birliği muhtaç, Amerika muhtaç bu projelerde. Türkiye hem bunlarla işbirliği hem de ayrıca kendi İslam dünyasıyla, kendi Türk dünyasıyla kendi projeleri var. Kendi duruşu var. Burada ne yapacaklar? Demin Eray Hocam diplomatik bir dille ne dedi? Türkiye'de de facto bir şey falan. Bunun Türkçesi şudur. Türkiye'deki iktidar buna karar vereceği için Türkiye'de iktidar değişikliğini oynayacaklar. Dolayısıyla Mart seçimine yönelik yine hem ekonomik yönden hem iç kargaşa yönünden Türk karşılıklı operasyonlar görme ihtimalimiz yüksek. Fakat Türk milleti şu anda şuur düzeyi hakikaten ciddi anlamda 15 Temmuz'da yükseldi. Artık sosyal medya kaynağı belirsiz hesaplardan gaza gelecek bir millet yok ortada. Ayrıca Araplarda olduğu gibi ayaklanmanın iç kargaşanın ne olduğunu bilir. İşte Fransa'daki iç kargaşa yine o ayaklananların cebinden çıkacak o maliyetler. Yani ciddi anlamda bir ekonomik kayıp var. 24-10 günde ciro kaybı ne demek? Dolayısıyla yani? Türk milleti bunları biliyor. Artık televizyon programlarında birçok farklı konuşmacı gündemler sayesinde ne olup bittiğini millet biliyor. Yani tüm dünyada genelde bir ekonomik sıkıntı var ama burada bilmemiz gereken birliğimizi koruduğumuz zaman millet olarak da bize yapabilecekleri bir şey yok. Önemli olan kendi birliğimiz. Şu an için herkesin beklentisi olduğu için öyle Türkiye'ye karşı ip kopmadan bir cep alınması. İp koptuğunda zaten tüm dünya da aynı anda kopacak. Dolayısıyla Amerikalılar da barış, yeni bir sayfa açalım.
diye gelecek. Avrupalılar da gelecek. Rusya ile zaten beraber gidiyoruz. Çin daha çok gelecek. Çin'den çok büyük sermaye gelecek Türkiye'ye. Bu proje çerçevesinde, bir kuşak bir yol çerçevesinde Türkiye şu an dış politika açısından iyi gidiyor. Yani dengeleri sağlam sağlıyoruz. Savunma sanayine tarihinde olmadığı kadar güçlü bir yatırım var. Bir de FETÖ'den temizlenmiş bir ordu var. Artık bu ordu gidip dağ taşı boşa bombalayıp gelmiyor. Hedefi %95 oranında vuruyor. Milletin şuur düzeyi yükseldiği için bu dönemde en karlı çıkacak ülkelerden biri biziz. Evet, en karlı çıkacak ülkelerden biri biziz. Türkiye'siz gerçekten bunu hani burada olduğumuz için, Türkiye'de durduğumuz için, Türkiye televizyonundan konuştuğumuz için değil, bütün küresel gelişmeleri göz önünde bulundurursak ve insan odaklı projeler sunduğu için, insan odaklı düşündüğü için, devlet aklı, insan merkezi devlet aklı olduğu için Türkiye'nin insanoğlunun bulunduğu her yere ve dünyaya ciddi anlamda katkısı var. Ve zaten bakın göreceği, hep beraber göreceğiz Allah izin verirse, artık sadece önümdeki pastadan ben yiyeyim diyenlerin değil, bu pastadan herkes pay alsın diyenlerin dönemine girmek zorunda kalacak. Çünkü dünyanın en fazla aç olduğu şey adaletti. Türkiye şu anda dünyada bu adaletsiz düzenin barometresi, yani terazisi, doğru taşıdır. İnşallah Türkiye'deki bu zihniyetin, bu düşünce sistematiğinin hedefe varana kadar, Türkiye'nin ve dünyanın da şekillenmesi için hedefe varana kadar sarsmadan, sarsılmadan yoluna devam etmesi şarttı. Bunun sadece ayrı ayrı siyasi görüşlerin falan değil. Önce Türkiye, sonra çevresi, akrabaları, dindaşları ve nihayetinde dünyanın da bundan faydalanacağını hep beraber göreceğiz. Eğer Türkiye'nin tezleri ve insan odaklı planlaması ve siyaseti karşılık bulursa. Tam senin söylediğin yerden G20 zirvesi çok önemli. G20 zirvesini belki kendisi mühim olmayabilir ama liderler buluşması açısından çok önemli. Muhtemelen bu söylediğin her şey orada dile gelecektir. Geldi. Çok haklısın. Bir küçücük bir şey diyeyim. 1943'te dünya Tahran'da, işte biliyorsun, Stalin, Roosevelt, Churchill oturdu ve bir karar verdi ve sonra dünyanın resmi şekli bu üç devlet arasındaki kararla devreye girdi. Şu anda görüyorsunuz, işte gidiyor Putin, geçenlerde Helsinki'de Trump'la konuşuyor, bir şey anlaşıyorlar, çıkıyor, anlaştıkları hiçbir şey gerçeğe dönüşmüyor. Dünya artık 2-3 ağızdan çıkan tezlerin üzerinde duruş getirecek bir dünya anlayışına sahip değildir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin pozisyonu anlam taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç, Sayın Erdoğan da söylediği gibi, BM'de sadece bir takım ülkelerin değil, bütün ülkelerin daimi söz sahibi, ses sahibi olması hakkaniyet açısından da karşılık kazanacak gibi. En azından bunu düşünmek için devreye bir fikriyat, bir tez atması Türkiye açısından da dünya açısından da anlamlı bir şey ifade etti bence. MGK toplantısı sonucu çok birkaç cümleyle alayım çünkü sürem bitti. Hocam. Çünkü çok net, yani dört noktaya vurgu yapılmış. Bir kere ne Suriye'de ne Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye göz yumulmayacak. Bu çok net yani. Hani Türkiye orada PKK, PYD'de varlığı olduğu müddetçe yani asla... Yani sen istediğin kadar gözlem noktası kur. Ben vuracağım. Yani bundan şey, bunu vurabilecek, buraya daha doğrusu müdahale edebilecek Türkiye'nin hatta askeri kullanmadan çok fazla seçeneği var. Evet. Ya o bir karşınızda kere... de işte böyle hani Abdullah Bey'in de söylediği gibi vatanı için, ülkesi için, bayrağı için ölümüne savaşabileceği bir Amerikan ordusu da söz konusu değil. 10 tane asker orada öldüğünde onlar açısından asker postalları Beyaz Saray'ın önüne koyan bir zihniyet, bir toplum anlayışına sahip. Bu ülkesi farklı bir ülke. Bu toplum farklı bir toplum, muazzam bir toplum. Evet. Bu toplum geçitlerde eğer bir şey yapamıyorsa komutan benim bulunduğum yeri vurun diyebilecek cesarete, ülkesi için ölmeye hazır olabilecek cesarete sahipti. Bunu göz ardı kimse etmiyor. Zaten bu açıdan Amerika karşımıza dikleniyor. Yani şöyle ben müdahale seçenekleri içerisinde ne Türkiye'nin ABD askeri var ne de ABD'nin Türk askeri varlığına bir zarar verme niyetini asla tercih etmeyeceklerini. Buna gerek de yok. Türkiye bu alanlarda özellikle
yerleşim yerlerini birbirine bağlayan kritik kavşak noktalarında durum üstünlüğü sağlayacak şekilde, tam askeri tabiri bu, durum üstünlüğü sağlayacak şekilde yerel unsurların Türkiye'den desteklenmesi, özellikle ateş destek vasıtalarıyla topçu desteği, işte bir de fırtına obüslerinden tutun da kısa ve orta menzilli füzeler, silahlı silahsız, insansız hava araçları, hava kuvvetleri. Geçen sene Nisan ayında Karaçok Dağı aynı bölgede değil mi? Yani kim hava operasyonu yaptı? Altındaki Sincar Dağı'na kim operasyon yaptı? Yani Türkiye yapıyor. Zaten hem Amerika'da bakın hem Avrupa'da şunu çok net bir şekilde biliyorlar. Türkiye istediği zaman burayı vurabilir ve ABD de aslında bunu zımmen kabul etmiş durumda. Evet. Dolayısıyla burada bir şey ve yeni evet iki şey olacak, bu olma ihtimali var. Bir, Türkiye'ye daha fazla yanaşacak, evet. Avrupa ve diğer ülkeler resmi formal kurumsal yapılarıyla, ancak Türkiye'yi karıştırma noktasında da başta işte Arap ülkelerinin bir takım askerlerini Suriye'ye taşıyarak Türkiye'yi meşgul etmek ve özellikle seçimlere kadar yönelik olarak yönetimi yıpratacak bir takım faaliyet ve eylemlere girebilirler. Buna karşı çok dikkatli Kaşıkçı olmamız lazım. Milletimizin bu noktada dikkatli Kaşıkçı olması önem arz etmekte. İstanbul'da olması tesadüf değil. Evet. İray Bey'in söylediği bütün bu hakikatlerin aslında paralelinde. Konuşacak çok şeyimiz vardı ama benim sürem maalesef bu kadardı. Sayın Cumhurbaşkanı İSADAK toplantısına katıldı biliyorsunuz. Orada yaptığı bir konuşma vardı. Oradan bir alıntı yaptım ben. Tam da sevgili Sevil'in dediği yerden. Ben bu alıntıyla programı kapatmak istiyorum. Şöyle dedi: Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin çizdiği İslam kardeşliğinin sınırlarını daraltmak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bir müminin yüreğinde sadece 1.7 milyarlık İslam ümmetinin fertlerine değil, tüm insanlığa yer vardır. Hep derim, dünyayı iyilik kurtaracak diye. Dünyayı gerçekten iyilik kurtaracak. Sağlıcakla kalın.